aşısız ama tutumu çok güzel. Sen yapsın, sen ne gidiyorsun? Ben biliyorum, sen gitsin yaprağa dönüşürsün. Bu da açmış çiçeğim. Ali Bey, bunu şöyle eliyorsun, içini sok elini. Çiçeklerini elle tozlama yoluyla döllenmesini sağlıyoruz. Gece saatlerinde açık oluyor. Şu an tabii gündüz olduğu için açık değil. Şöyle açıp iç kısmını da göstereyim. Böyle güzel bir yapısı var. Çiçek tozları görüyorsunuz. Bunların birbirine uçması gerekiyor. Tabii gece oluyor daha çok. Sabah 9-10 gibi kapanıyor. Burada biraz daha açığını yakaladık. Yedi kurucu üye ile Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi adı altında bir kooperatif girişiminde bulunduk. Açılışını gerçekleştirdik. Kuruluşunu gerçekleştirdik. Türkiye'nin en güney enleminde bulunan bölgemizde, işte Alanya'dan Anamur'a kadar olan bu sahil kesiminde tropikal meyveler için bir cennet sayılabilecek bir bölge. Burayı nasıl değerlendirelim dedik. Burada kişilerin şahıs olarak bazı çabalarıyla kurulmuş küçük, büyük bahçeler var. Muzda özellikle büyük bahçeler var. Avokado'da keza yine aynı şekilde bahçeler kuruluyor. Mango yavaş yavaş özellikle bu yıl tarım fuarımızdan sonra bir hareket kazandı, büyüme kazandı. Ejder meyvesi, pitaya dediğimiz ürün. Bunlarda da bahçeler kuruluyor. Haricinde işte liçidir, bölgemizde yetişebilen tropikalların birkaçını sayacağım, hepsini saymak burada mümkün değil. Çarkı felek, pasiflora dediğimiz bitki, kahve bitkisi, yine çikolata meyvesi, guava, çilek guavası gibi sayılarını arttırabileceğimiz ürünler yetişiyor hepsi. Gayet başarılı bir şekilde. Hatta mango açıkta dahi oluyor. 13 Haziran'da da son genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Sağ olsun üye arkadaşlarımız bize layık gördüler başkanlık görevini. Elhazır'da şu anda 7 ile başladığımız sayımız 10'a çıktı üye sayımız. 21 kişi de şu anda üye olmak için bekliyor. Biz tabi oluşumlarımızın hızlanmasını temenni ediyoruz. Burada amacımız tropikal meyve üretimiyle uğraşan Türkiye'nin her yerindeki değerli çiftçilerimizi bir araya getirip daha iyi tanıtım, organizasyon ve tabii ki gelir elde etmelerini sağlamak. Gazi Paşa'mızın adını Türkiye'ye, tüm dünyaya en güzel şekilde duyurabilmek. Burada ben emeğe geçen tüm üyelerimize ve gerek üniversiteden gerekse şahıs olarak bize destek veren diğer arkadaşlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.